kutlamalar dinleyeceğiz. Evet evet, istek yağıyormuş. Dinleyeceğiz. Rejiden istek yağıyormuş. Onların hepsini okuyacağız. Ama ondan önce dün İzzet abi de izlemiş bu arada. Ben izledim tabii dün programınızı. Gerçekten. Çok izledim o ufak kızın Elif kocaman. Elif soyadı kocaman. Soyadı kocaman. Kendi küçük ama. Kendi minicik ama kocaman bir yüreği. Çok var güzel. Elif'in. Kaç yaşında? 25 yaşında. Hepimizi abi, 72 fethetti. Hayat dolu, enerjisi çok tatlı bir çok iyi, evet. Kız diyeyim. Yani inanılmaz bir şeydi. Hepimizi gerçekten çok etkiledi. Dünkü görüntüleri şöyle bir izleyelim. Sonrasında İzzet Yıldızhan'la devam edeceğiz efendim. Buyurun. Hoş geldin. Bulduk. Nasılsın? İyiyim. Makyaj yapmamışsın kız. Çünkü saçımı kestirdim. Saçını kestirdim, makyaja gerek saçını yok diyorsun. Kestim. Makyaja gerek yok. Ben zaten doğal güzelim diyorsun. Doğal güzelim. Ay yeri be. Normalde yapıyor musun peki makyaj böyle? Yani allık falan sürüyor musun? Hiç öyle heves ettin kuaföre mi? Kuaföre gidiyorum. Kuaföre gidiyorsun. Evet. Makyajlar ana iyi değil. Evet. Bak saçının ay, önüne bak bir şeyler attırmış. Bak bir renkler attırmış. Böyle bir renk böyle, mi attırdın sen bu? Kendi rengi mi saçını? Kendim rengi. Ay ben seni yiyeyim bak, ya. Kız blok mu bu? Kaç yaşında? 25 miydi? Kendi tanıtsın bize şimdi. Sen nereden anlat geldin? Kaç yaşındasın? 24. 24. Evet. Kaç yaşındasın? Ya şey, nereden geldin? 24'ün Kadirli'den geldim. Osmaniye'den değil mi? Kadirli Osmaniye. Kadirli Osmaniye. Ne yapıyorsun sen şimdi evde? Çizgi. Nasıl geçiyor günlerin mesela? Çizgi film izliyorum. Ay seni yerim. Televizyonda. Koskoca kızsın, çizgi film niye izliyorsun sen? 24 yaşında. Her şeyin muhalefet oluyor. Bizi de izliyor musun? Evet. Beni mi en çok seviyorsun Çağla abla? Sen nasıl bir soru sordun dur ya? Dur bir dakika. Tamam. He? Ben seni televizyonda izledim. Ay. Ay canım. Evet. Evet. Nasıl geçiyor günlerin? Sadece çizgi filmi seyrediyorsun. Neler yapıyorsun mesela? Evde televizyonun sehpasını siliyorum. Televizyon sehpasını siliyorsun? Ev işi de mi yapıyorsun sen? Evet. Islak mendili siliyorum. Islak mendili. Genç kız tabii 24 yaşında yapar. Çizgi filmi izliyorum, sonra evi temizliyorum. Soruyorlar bak, seyircilerimizden soru geliyor şimdi, merak ediyorlar. Yemek annem yapıyor, ben yapamıyorum. En çok sevdiğin yemek ne? Mercimek çorbası. Ay ben seni yiyeyim. Bizde de kış çorbası var bugün. Keşke mercimek çorbası yapsaydık Elif için. Olsun kış çorbası yaptık evet. Bizde. Sever misin böyle? Çorba mı seviyorsun en çok? Evet. Et yemiyor musun? Aa niye yemiyorsun? Annem bu boğazdan ne geçsin, bundan ne geçsin, ay, bundan. Ay. O yüzden mesela yemekte zorlananlar için mi yoksa tad olarak mı sevmiyorsun? Yoksa istediğin her şeyi yiyebiliyor musun? Yiyorum. Çorba türü daha çok seviyorum. Ha, daha rahat oluyor belki evet. De. Ay. Annesi de burada. Geldi evet Hatun teyze. Anne, hoş bak, geldiniz orada, siz de. Evet. Hoş geldiniz. Sağ ol. Dilerseniz siz biraz bahsedin bize ondan ve rahatsızlığından aslında boyunun bu kadar gelişmemesinin şimdi sebebinden. Şimdi çorba türü bir şeyler yiyorum da ağzında dişleri yok. Baksana alamcası siz. Ha dişleri mi yok? Olmadığından dolayı katı türlü yemekler yiyemiyor. Ha o yüzden. Çorba türü şeyleri yiyor. Hatta her şeyleri can istiyor da yiyemediğinden dolayı biz yediremiyoruz. Şimdi peki, bazına duruyor diş olmadığından dolayı. Peki kaç yaşından sonra böyle hani durdu? Şimdi gelişim yok. Gelişim olmayınca da dişler dökülmeye başladı. Bir kemik rahatsızlığı yaşadı öyle vallahi mi? Kemik rahatsızlığını bilemiyorum da doktorlara götürdük. Herhangi bir bazı yönlerden akrabalıktan dediler. Götürmedim doktorda kalmadı inankine. Bir Ankara'ya getirmedim. Balcaali'ye getirdim. 2-3 kere götürdüm. Getirdim. Fakat hiçbir şeyi yok. Kaç kardeşler? 4. 4. Abisini de gördüm ben, abisini de tanıdım. Elif'e sorsana kardeş, kaç kardeşsiniz diye. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Elinle göster, bana da gösterdin ya. 4. 4. 4. Şey, okuma yazma öğrenmedi okuma ama... Okuma yazma da önceleri çok istedi. Sonra da götürdük. Sonra da yetişkinler için 3 aylık bir öğretmen şey ettik. Öğretmen okuttu, götürdü, getirdi, Allah razı olsun. Fakat Elif harflerin hepsini biliyor. Harfleri toparlayamıyor. Tembellik mi yapıyorsunuz? Harfleri biliyor. Yok. Artık ha? Acaba çok belki... da istedi yani, okumayı da çok istedi ama olmadı. 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 Sayıları dedi. Falan biliyorsun ama. Biliyorum. Harikasın. Peki sen dünyada konuşulan bir kızsın sonuçta. Dünyada herkes tanıyor seni. Evet. Nereleri gidiyorsun, nereleri gezdin? Mesela Osmaniye dışında mesela? Nereler mi? İstanbul'a geldin mi daha önce? Geldim. Geldin. Sevdin mi İstanbul'u? Evet. Nesini sevdin en çok? O Boğaz Köprüsü'nden baktın mı aşağı denize? Evet baktım. Beğendin mi? Beğendim.
Denize girdin mi sen denize? Girmedim. Neden? Hiç girmedin mi denize? Çünkü deniz altında korkuyorum ben. Aa, ben seni kucaklar sokarım ya, aşk olsun. Kimsesi böyle ne bileyim istemedin mi, tedirgin mi oldun? Yoksa mesela isteseydin atıyorum seni abin alır sokardı yani denize. Sen çekindin belki. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Olsun, yüzmeyi bilmeye gerek yok. Biz sana öğretiriz, çok kolay. Kıyıda kumdan kale yaparız falan. Çıp çıp bir şeyler. Gir yani denize. Yüzmeyi bilmiyorum ki. Ama olsun, ben git demiyorum sana, uzaklara açıl demiyorum. Ama girip oynayabilirsin. Birazcık hafif böyle birisi seni kucağına aldığında böyle dalgalarla oynayabilirsin. Onlar belki de cesaret edemedin. Ama dalga yutar beni. Ay, seni yutar mı? Seni ben yutacağım şimdi. Allah'ım yarabbim. Bu arada da ikincilik biliyorsunuz ona ait. Birincilikte dünyanın en kısa kadını 62 santim. Şimdi 10 santim senden daha kısa biri var. Ekranlarda evet. Gördün mü onu sen? Gördüm, kimliydi? He? Amerikalıydı. Amerikalı mı? Şurada evet. Galiba şurada. Arkamızda olması gerekiyor. Ha, şurada Amerikalı olan kız. Amerikalı, bu senden acaba daha kısa. Acaba bu kaç yaşında? Bu tanıştın mı onunla? Tanışmadım mı? Tanışmadım. O benden daha kısa. O senden daha kısa. O senin burana geliyor bak, 10 santim kısa burana geliyor. Bak dikkat et, o topuk mopuk yer seni geçer ha. Tamam. Ona göre. Bir kulunu çok sevdim, tıkkiri vermiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Elim kolum bağlandı, çaresiz kaldım. Bu canımı sen benden almak istiyorum. Peki. Televizyon karşısında bol bol oyna, tamam mı? Tamam. Sana tamam. Selam yollayacağız, tamam mı? Tamam. Sana selam yollayacağız. Elif'in sevdiği şarkıyı çalın, Ankara ile bitirelim. Ankara ile bitiriyoruz. Hadi. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek Allah'ım üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Soyadı gibi kocaman 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 öpüyoruz selamlarımızı buradan. Selamlarımızı yollayacağız demiştik. Annesi öpüyoruz, babasının, kardeşlerine selamlar. Bunu böyle izlediğim zaman insan anne baba olunca çok daha başka duygulara giriyor, biliyor musunuz? Tabii ki. Sen tabii ki duygusal bir, en azından şunu tabii ifade edeyim, sanatçısın. Sanatçı çok insan duygusaldır. Ben tabii çandı, bir baba gözüyle bakıyorum. Tabii Allah kimsenin, Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Amin. Bunu dert olarak saymak lazım zaten. Evet. Yani bir evladın gözünün önünde bu halde oluşunu veya sakat olduğunu
Düşünsene yani.